Rifat Serdaroğlu, 31 Mayıs 2023, rifatserdaroğlu.net Atatürk'ü yenemezsiniz. Büyük Atatürk'ü dünyanın tüm emperyalist devletleri, güçlü modern silahlarıyla donanmış ordularıyla yenmek için geldiler, yine de yenemediler. Sizler mi yeneceğinizi zannettiniz? Sizler laik cumhuriyeti ve demokrasiyi anlayamamış zavallılar. 3-5 kuruş çalmak uğruna cumhuriyetin ilke ve devrimlerini sırtından bıçaklayan Türk ve İslam düşmanı, orta çağ kaçkını yobazlar. Sizler mi Atatürk'ü yeneceksiniz? Kul hakkıyla doldurduğunuz haram havuzundan beslenen soyguncular. Sizler mi Atatürk'ü yeneceğinizi zannettiniz? Aziz Türk milleti, cumhuriyet ne demektir? Bir de benden dinler misiniz? Atatürk yetim bir çocuktu. 12 yaşından itibaren devlet okullarında okudu. Ölümünün üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen ismi tüm dünyada saygıyla anılan bir lider oldu. Türk gençleri onun adını bedenlerine kazıtıyor, arabalarına yapıştırıyor, yakalarında taşıyor. İnönü küçük bir memurun oğluydu. İkinci adam oldu, Cumhurbaşkanımız oldu. Bayar bir müftünün oğluydu. Kurtuluş Savaşı'nın galip hocası ve Cumhurbaşkanımız oldu. Demirel bir çobanın oğluydu. Ülkesini 250 baraj, bin göletle ve eserlerle donattı. Cumhurbaşkanımız oldu. Erdoğan bir takacının oğluydu. Cumhurbaşkanı oldu. İşte Cumhuriyet sıradan Türk çocuklarının devlet imkanlarından eşit haklarla yararlanıp devletin en yüksek makamlarına gelebilmelerinin adıdır. Ey Erdoğan Tüm karanlık yaşamın boyunca yıkmaya çalıştığın cumhuriyet ve demokrasi olmasaydı, o çok özendiğin saltanat devam etseydi bu makamlara gelebilir miydin? Cumhuriyet ve Atatürk olmasaydı, sen ve senin gibiler, olsanız olsanız o saraya belki ibrikçi olabilirdiniz. Aziz Türk milleti, cumhuriyet, demokrasi, Atatürk ilke ve devrimleri en kısa anlatımıyla her alanda fırsat eşitliği demektir. Herkes istediği işi yapacak, istediği yerde yaşayacak, istediği eğitimi alacak, inancını istediği gibi yaşayacak. Kimse kimseye bir şey dayatamayacak. Devlet hizmetlerini herkese eşit olarak verecek. Anayasa ve yasalar hakim olacak. Bugün Türkiye'nin en büyük, dünyanın en önemli iki şirketinden birinin dedesi bakkal, diğerinin dedesi hamaldı. Koç ve Sabancı. İşte size fırsat eşitliğinin en güzel örneği. Demokrasiyi, özgürlüğü, çağdaşlığı kadın erkek eşitliğini reddeden ve biat isteyen ihvan soslu siyasal ümmetçilerin ülkemizi ne hale getirdiklerini beraberce gördük. Sizlere çok yakın tarihimizden iki ibretlik olay aktaracağım. Birincisi, 6. filonun bayrak gemisi Shangri-La uçak gemisiydi. 1969'da Türk gençleri karaya çıkan 6. filonun personelini buradan denize döktü. Yıllar sonra 6. filo askerlerinin denize döküldüğü yere 13 katlı bir otel yapıldı. Otelin adı Shangri-La Peki 2013 yılında otelin açılışını kim yaptı? Kim olacak? Asrın lideri Erdoğan. İkincisi 6. filo İstanbul'a gelmeden önce İzmir'e uğramıştı. Amerikan bahriyelileri karaya ayak basar basmaz Genel Evin bulunduğu tepeciğe yönelmişlerdi. Fakat hepsi eşekten düşmüş karpuza dönmüşlerdi. Çünkü genel ev kadınları ellerinde terlik, süpürgelerle sokağa döküldüler ve Amerikalıları taşlayarak kovaladılar. Emperyalist devletleri ve onların Türkiye'deki uşakları boşuna hayal kurmasınlar. Onların oyun planlarını ve uşaklarını biliyoruz. Doğru parti olarak bu oyunları kafalarına geçireceğiz. Hepiniz bir araya gelseniz de Atatürk'ü yenemezsiniz. Rifat Serdaroğlu